Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bir diyalog çalışması yapacağız arkadaşlar bu dersimizde. Dersimizdeki bu diyalog çalışması bir kamp alanında geçiyor. Buradaki diyaloğu öncelikle arkadaşlar yeni kelimeleri öğreniyor olacağız. Yeni yapıları öğreniyor olacağız ve ardından interaktif olarak çalışmamız başlayacak. Dilerseniz dersimiz başlasın. Habt ihr Probleme? Evet, üst başlık arkadaşlar. Habt ihr Probleme? Ne demek oluyor arkadaşlar? Sıkıntınız mı var, bir probleminiz mi var anlamında. Habt ihr Probleme? Zaten bununla da başlıyor. Ne demiş? Hallo, habt ihr Probleme? Merhaba, bir sıkıntınız, bir probleminiz mi var diye soruluyor. Ve cevap olarak naya. Naya neydi arkadaşlar? İşte yani burada sıkıntılı bir durum değil mi? Pek de fazla söylemek istemiyor olabilir bu karşı taraf. İşte evet, öyle bir şeyler var ama üstü kapalı bir şekilde evet demiş oluyor. Yani naya demiş oluyor. Hatta biz bu naya kalıbını nerede görmüştük? Hatırlayacak olursanız nasılsın derken wie geht es dir değil mi? İşte değil mi? %50 demiştik hatta bunun için. İşte şöyle böyle idare ediyoruz deriz ya güzel Türkçe'de. Bunun da demek ki Almanca karşılığı naya, işte. Dolayısıyla burada bir şeyler var. Seid ihr schon lange hier? Evet, bu soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar lange neydi? Uzun süredir hier, burada. Schon lange, bakın burada çok uzun süredir mi buradasınız anlamında arkadaşlar. Seid ihr schon lange hier? Bu bir pekiştireç noktasında arkadaşlar. Uzun süredir mi buradasınız? Seid ihr schon lange hier? Cevaba bakıyoruz. Naja, zwei Tage. İşte iki gün oldu değil mi? İki gün oldu demek ki bu taraf için, yani bunu cevaplayan kişiler için iki gün belki de uzun bir süre olabilir. Bakın burada seid ihr schon lange hier, uzun süredir mi buradasınız derken ja wir sind schon seit zwei Tagen hier yerine kısaltılmış olarak ne diyor? Naja, zwei Tage. Dolayısıyla bu da bir cevap, öyle değil mi? Yani uzun uzadıya söylemektense ne denmiş? Naja, zwei Tage. Çünkü bu günlük dildeki karşılığı olmuş oluyor. Yani uzun uzadıya evet iki günden beridir biz buradayız diyene kadar ne diyor? İşte iki gün demiş oluyor. Sonrakine bakalım arkadaşlar cümleye. Woher kommt ihr denn? Evet, woher neydi arkadaşlar? Nereden geliyorsunuz derken woher kommt ihr? Buradaki den arkadaşlar gene tıpkı schon gibi bir pekiştireç noktasında şöyle bir güzel Türkçe'de şöyle bir karşılık bulabilir bu. Nereden geliyorsunuz ki gibi, oradaki ki vardır ya pekiştiriyor cümleyi. Öyle değil mi? Yani burada bir merak var değil mi? Nereden geliyorsunuz ki gibi bir karşılık bulmuş oluyor Almanca'da. Woher kommt ihr denn? Nereden geliyorsunuz ki? Evet, bakıyoruz. Aus Hamburg und ihr? Bakın burada ne demiş? Hamburg'dan geliyoruz. Und ihr? Peki ya siz? Dolayısıyla burada bir kısaltma var. Ihr, bunun karşılığı neydi arkadaşlar? Wir, uzun uzadıya. Wir kommen aus Hamburg. Und woher kommt ihr? Demeyiz değil mi? Kısaltılmış olarak nereden geliyorsunuz? Hamburg'dan. Ya siz? Gibi bir karşılık bulmuş oluyor. Dolayısıyla aus Hamburg und ihr? Cevaba bakıyoruz. Evet, Hamburg demek ki nerede arkadaşlar? Almanya'nın kuzeyinde olan bir şehir. Öyle değil mi? Cevaba bakıyoruz. Şimdi burası bu sefer soruyor. Und ihr? Siz nereden geliyorsunuz? Wir sind aus Rostock. Evet, Rostock da gene Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Ist euer Zelt kaputt? Evet, burada bilinmeyen bir kelime var. Das Zelt arkadaşlar çadır demek. Das Zelt demek ki çadır demekmiş. Kaput, bozuk ya da kırık anlamında arkadaşlar. Aya, posesiflikte görmüştük. Sizin çadırınız bozuk mu ya da kırılmış durumda mı diye soruluyor. Ist euer Zelt kaputt? Bakın burada arkadaşlar posesiflikte mein, dein, sein, unser, euer, ihr şeklinde
çekimleniyordu, öyle değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu, possessive article ders videosunu mutlaka izlesinler ki bunun tekrarını yapsınlar. Kaput da demek ki neymiş? Bozuk, kırık demekmiş. Dolayısıyla burayı bir toparladığımızda ne diyor bu iki cümle? Wir sind aus Rostock, Rostock'tan geliyoruz. Ist euer Zelt kaputt? Çadırınız kırık durumda mı? Kırık mı? Cevaba bakıyoruz. Nein, unser Zelt ist nass. Hayır, unser Zelt, das Zelt neydi? Çadır. Bizim çadırımız neymiş? Nass, ıslak demek arkadaşlar. Nass demek ki ıslak demekmiş. Hayır, demek ki bozuk değilmiş, kırık değilmiş çadırları. Ne durumdaymış? Islak durumdaymış. Nein, unser Zelt ist nass. Çadırımız ıslak, ıslanmış durumda. Buraya bakıyoruz tekrar arkadaşlar. Sind eure Schlafsäcke auch nass? Evet. Arkadaşlar, Schlafsäcke, bunu tekil olarak inceleyecek olursak arkadaşlar, onu şuraya yazabiliriz isterseniz. Schlafsack. Schlafsack, bu da arkadaşlar der artikelini alıyor tekil olduğunda. Uyku tulumu demek arkadaşlar. Evet, burada da uyku tulumunu çizmeye çalıştım. Dolayısıyla der Schlafsack uyku tulumu demekmiş. Bunun da çoğul hali arkadaşlar. Die Schlafsäcke. Dolayısıyla bu soru nedir arkadaşlar? Diyor ki sind eure Schlafsäcke auch nass? Nass az önce gördük. Neydi? Islak. Auch de da anlamında. Uyku, sizin uyku tulumlarınız da mı ıslak anlamındaki soru neymiş? Sind eure Schlafsäcke auch nass? Sizin uyku tulumlarınız da mı ıslak diye soruyor. Cevaba bakıyoruz. Ja, leider sind sie auch nass. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Leider neydi? Maalesef demek arkadaşlar. Leider sind sie auch nass. Maalesef onlar da ıslak derken demek ki ya leider sind sie auch nass. Bakın buradaki sie'den kasıt ne arkadaşlar? Sie, die Schlafsäcke. Dolayısıyla uzun uzadıya şey demiyor. Ya leider sind unsere Schlafsäcke auch nass. Demeye gerek kalmadan ne diyoruz arkadaşlar? Die Schlafsäcke yerine sie'yi getiriyoruz. Öyle değil mi? Kısaltmış oluyoruz dolayısıyla. Ne demiş oluyoruz? Maalesef onlar da ıslak. Öyle değil mi? Dolayısıyla ya leider sind sie auch nass. Buraya bakıyoruz sol tarafa arkadaşlar. Wir haben viele Schlafsäcke. Neyimiz var arkadaşlar? Viel neydi? Çok demek. Wir haben viele Schlafsäcke. Birçok neyimiz var arkadaşlar? Uyku tulumumuz var diyecek olursak. Wir haben viele Schlafsäcke. Ihr könnt sie gerne benutzen. Evet, können neydi arkadaşlar? Yapabilme, edebilme, modal fiil, öyle değil mi? Ihre göre çekimlendiğinde ne olacakmış? Ihr könnt şeklinde çekimleniyor. Ihr könnt sie gerne, gerne neydi arkadaşlar? Severek, değil mi? Seve seve anlamına, seve seve kullanabilirsiniz anlamında. Benutzen de kullanmak demek. Bunu mastarda ve cümlenin sonuna atıyoruz. Neden? Çünkü modal fiilim können var. Dolayısıyla ihr könnt benutzen, ihr könnt sie gerne benutzen. Onları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz anlamına gelmiş oluyor. Öyle değil mi? Ve cevap olarak ne diyor? Oh, danke. Das ist sehr nett. Aa, çok teşekkür ederiz. Değil mi? Çok kibarsınız anlamına gelen das ist sehr nett. Nett neydi arkadaşlar? Sempatik demekti. Sehr nett. Çok sempatik. Ancak güzel Türkçemizdeki karşılığı ne arkadaşlar? Yapmış olduğunuz gerçekten çok kibar bir davranış. Öyle değil mi? Çok kibarsınız denildiğinde demek ki bunun Almanca karşılığı das ist sehr nettmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla üstünden bir geçelim. Onun ardından interaktif çalışmaya geçelim. Hallo, habt ihr Probleme? Hallo, habt ihr Probleme? Naja, naja. Seid ihr schon lange hier? Seid ihr schon lange hier? Naja, zwei Tage. Naja,
zwei Tage. Woher kommt ihr denn? Woher kommt ihr denn? Aus Hamburg und ihr? Aus Hamburg und ihr? Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Nein, unser Zelt ist nass. Nein, unser Zelt ist nass. Sind eure Schlafsäcke auch nass? Sind eure Schlafsäcke auch nass? Ja, leider sind sie auch nass. Ja, leider sind sie auch nass. Wir haben viele Schlafsäcke. Ihr könnt sie gerne benutzen. Wir haben viele Schlafsäcke. Ihr könnt sie gerne benutzen. Oh, danke, das ist sehr nett. Oh, danke, das ist sehr nett. Arkadaşlar hazırsanız şimdi interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışmayı nasıl yaptığımızı bir kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle ben sol tarafı okuyor olacağım. Sağ tarafı sizler okuyor olacaksınız. Siz sağ tarafı okurken arkadaşlar gereken o boşluğu size tanıyor olacağız. Onun ardından ben sağ tarafı, sizler sol tarafı söylüyor olacaksınız. Yani bu sefer de rolleri değiştiriyor olacağız. Hazırsanız interaktif çalışmamız başlasın. Arkadaşlar öncelikle ben sol tarafı, sizler de sağ tarafı okuyor olacaksınız. Lütfen acele etmeyelim. Hazırsanız başlayalım. Hallo, habt ihr Probleme? Seid ihr schon lange hier? Woher kommt ihr denn? Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Sind eure Schlafsäcke auch nass? Wir haben viele Schlafsäcke. Ihr könnt sie gerne benutzen. Hazırsanız bu çalışmayı tekrar edelim arkadaşlar. Hallo, habt ihr Probleme? Seid ihr schon lange hier? Woher kommt ihr denn? Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Sind eure Schlafsäcke auch nass? Wir haben viele Schlafsäcke. Ihr könnt sie gerne benutzen. Arkadaşlar hazırsanız sizler sol tarafı okuyorken ben sağ tarafı okuyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Naja. Naja, zwei Tage. Aus Hamburg und ihr? Nein, unser Zelt ist nass.
Ja, leider sind sie auch nass. Oh, danke. Das ist sehr nett. Bir kez daha tekrarlayalım arkadaşlar. Buyurun. Naja. Naja, zwei Tage. Aus Hamburg. Und ihr? Nein, unser Zelt ist nass. Ja, leider sind sie auch nass. Oh, danke. Das ist sehr nett. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde diyalog çalışmasını yaptık. Yeni kelimeleri inceledik ve interaktif olarak bu diyaloğu yaptık. Arkadaşlar buna benzeyen ya da evet bu tarzda olan, farklı durumlarda olan diyaloglar geliyorsa aklınıza yorum bölümüne yazın. Bunu hep beraber burada interaktif olarak yapalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, Almancayı öğrenmek isteyenlerle bu kanalı paylaşmayı, Almanca Kolay'ı paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.